Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barakallahu leke fîmâ a'tayta ve barakallahu leke fîmâ emsekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana şu özünün uluf sahabası yetigen dualardan. Allah da Allah sizge ata etkeniniz, alıp keliyeniniz gehen bereke versin. Ve özünüzden uçlar koyge nesaya hem bereke versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh kulu hakkı yakıya. Abdurrahman İbni Avf, bu kişi İslam yekilgen birinci 8 kişinin bittesi. Bu kişi triligide cenneti yekenliğine haberini eşken 10 kişinin bittesi. Bu kişi Abu Bakr Sıddık radiyallahu anh kudan keyin halife seleşlikdeki 6'ta maslahat kıyan ahlı şuranın bittesi. Bu kişi Rasulullah hali Müslümanlar arasında tirik turgan paytda Madinada fatva aytish sharafiga ega bo'lgan kishi. Bu kishining jahiliyatdagi ismi Abdu Amr bo'lgan. Lekin islomni qabul qilgandan keyin Rasulullah sallallohu alayhi vasallam bu kishini Abdurrahman deb nomladi va bu kishi Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu islomga Rasulullah hali Darul Arqamga kirishligidan avval iymon keltirdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning iymonidan 2 kundan keyin buzoq islom degan ne'matga muyassar bo'ldi. Mushriklardan Alloh yo'lida jamiyki turli bir aziyatlarni barchasini ko'tardi. Sabr qildi. Musulmonlar ham sabr qilishdi. Sobit bo'ldi. Musulmonlar ham sobit bo'ldi. Hammalari sodiq bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Habastonga hijrat qilishlikka ruxsat bergandan keyin o'zini dinini saqlash uchun Habastonga hijrat qilganlar qatorida bo'ldi. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Madinaga hijrat qilishlik kelsin berilgandan keyin Madinaga hijrat qilgan kishilarning birinchilar qatorida hijrat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada, Madinada muhojir va ansorlarni bir-biriga birodar tutundirdi. Ya'ni har bitta muhojir bittadan ansor bilan aka-ukini tutunsin dedi. Va Abdurrahman ibn Avfni Sa'd ibn Rabi al-Ansori radhiyallohu anhu bilan aka uka tutundirib qo'ydi. Sa'd ibn Rabi radhiyallohu anhu Madinani eng boy kishilardan edi. Alloh yo'lidagi birodari Abdurrahmonga aytdi: "Ey Abdurrahmon, men Madinadagi eng moldor boy odamlardanman. Ikkita bog'im bor. Ko'ring, yoqqanini sizga bo'shatib beraman. Ikkita ayolim bor, ko'ring, yoqqanini sizga taloq qilib beraman." Ya'ni bu ehson, bu ehson Ansorlar tomonidan muhojirlarga ko'rsatildi. Va bu ehson qiyomatgacha insonlarga ibrat bo'ladigan ehson bo'ldi. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Madinaga ko'chib borishidan maqsadi biror bir dunyo matosini qo'lga kiritish yoki biror bir ayol uylanish emas edi. Bu faqat Allohni rozi qilishlik uchun hijrat qilgan kishilardan edi. Bu fursatni g'animat deb turib, "Mononisini bering, mononisini bering" demadi. Alloh uchun ish qilgan odamni xulqi, siyrati mana shunday bo'lishi kerak. Birodariga aytdi, "Alloh molingizga, uyingizga va ayollaringizga barakot bersin. Menga bozorni ko'rsatib qo'ying" dedi. Ixlos bilan qilingan ish hech qachon odamlarning qo'lidan ta'ma bilan qaralmaydi. Va Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, mana ko'ringki, agar shart olganida boy bo'lib kelsa, shuni olmaganida qayerda boy bo'ladi deysiz. Ha, Alloh taolo boy bo'lishini taqdir qilgan ekan, bu ta'mani surib qo'yib turib, tijoratga kirishib ham Alloh taolo boy qildi bu zotni. Chunki peshonasida boy bo'lishini yozganmi, ta'magir bo'lsa ham boy bo'ladi, muxlis bo'lsa ham boy bo'ladi. Biz ixlosni o'rganishimiz kerak mana shu holatda. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu bozorga bordi, oldi sotdi qildi, u zot mohir savdogarlardan edi. Va ozgina vaqt o'tgandan keyin qo'lida bir ayolga uylanishlikka beradigan mahrga yarasha pul to'plandi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birga o'tib ketayotganda xushbo'y hidni Abdurrahmondan kelayotganligini sezdi. "Ey Abdurrahmon, uylandingizmi?" dedi. "Ha, uylandim" dedi. "Mahriya qancha berdingiz?" "Falon miqdordagi oltin. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib qo'ying, e'lon qilib qo'ying" dedi. E'tibor beringlar. Rasulullohni to'yga aytmadi. Agar yuzga mehmon chaqirish bo'lsa, Rasulullohdan ko'ra sharafliroq mehmon bo'ladimi? Rasululloh xafa bo'lmagan ekan. Meni aytmadi demagan ekan birodarlar. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham e'lon qilib qo'ying. Demak, islomiy nikohda eng kichkina sharti bitta qo'y so'yib e'lon qilinishligi.
Bizde bu e'lon haddan tashqari oshib ketyapti. 3 gün, 5 gün, 7 gün, 45 gungacha. Shunday sahobalar, shunday boy sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida yashab turib, qiyam valimasiga e'tibor berdik. Va bizni hozir kuniga qilayotgan valimasiga qaraylik-da, mushkilalarni tugamayotganligidan bir-birimizga ishonib qilamiz. Yetkiza olmayapman, tugamayapti. Kecha yaqinda bir birodarimiz oldiga bir odam shikoyat qilib kelibdi-ki, bir imom birodarimizga shu ozgina qiylanib qolganligi, yordam suratida surishtirib kelsa, bor burdini sotib to'y qilgan, keyin Allohga nasibini qo'shmagan ajrashib ketgan. Shu bilan ko'chada qolgan. Bizi o'lchovimiz va ularning o'lchoviga e'tibor beraylik. Abdurrahman ibn Abi roziyallohu anhuga Rasululloh bitta qo'l so'y bo'lsa ham valima qiling, Alloh taolo sizning molingizga baraka bersin dedi. Mana shu duodan keyin dedi. Kesiyede cildirsem kümüş taptım. Taşı cildirsem tadan altın taptım. Resulullah'ın barakatlı duasıydı. Abdurrahman İbn Avf raziyallahu anhu Badr gazatıda müşriklerden kattı cenk edenlerden buldu. Ve Allah'ın düşmelerden bugün Umayr ibn Usman'ın Kâb-ı Taymi'ni katıl kıldı. Uhud günü de Müslümanlar çekinip Müslümanların ayağları kaltırıp Resulullah öldü deken sözde eşitip hemen parakende bugün de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atrafında toplanan 10 tek kişinin bittesi Abdurrahman ibn Afi'de. Uzat, Uhud'dan çıkkanda 20'den aşağı badanada cerahatlar var. Hatta bazı cerahatlar ki insanda kola şimdi kısa kirket adıken derece çukur cerahatlar var. Lekin Abdurrahman ibn Afi'ni malı bilen kıyken Allah oldu ki cihatı, kola bilen kıyken cihatını oldu ki takaslesek yüzle gençen dambalat var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem koşun çıkarış geçerlenerken sahabalar gibi büyürdü. Allah diyor da sadakat kılıylar. Men koşun çıkarmak için. Abdurrahman ibn Avf raziyallahu anh da uyge şaşırdı da bir kısım pulu götürüp geldi da. Ya Rasulullah mende de 4000 dinar pulum var dedi. 2000'i yap geldim, 2000'i kaldırdım dedi. Şimdi Rasulullah subatta başında okuyanımız duada etti. Parvardigara sizge yüzde kaldırıp geldiğinizde yan alıp gelip vergenizge en barakat versin. Allah subhanehu ve teala Abdurrahman ibn Afi'nin malı dünyasını barakatlı yıkıldı. Tabukka Rasulullah koşun çıkarmak için bugün kayıtta. Müslümanlarda ana şu davırda nuhayette bir ekin tikinler az bugün, kovakçılık bugün davır. Müslümanlar nuhayette fakirliğide, muhtaçlığide bugün. Şu devir muhtaçlığı bugün ki Rasulullah ile birge Tabukka çıkmak için bugün sahabalar mina bugün nasıl tapamayken giden arkalarına kayıtıp geçken mecbur bugün. Yığılar kayıtışken. Bana şu koşun Ceysul Usra, meşakkat koşunu, yığılagenlerde koşunu degen namda aldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafakalıkçılıkça buyurdu, Müslümanlar peygamberimizi buyurduğundan bir cevap verdi. Ve sadaka kuluşlarının en birinciler katarı da Abdurrahman ibn Avf raziyallahu anh koydu. 200 ukuya altına geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oluya taşadı. Bana ettik, Allah Teala kimge ne mi verse, şu bilen imtihan kılar. Şunu Allah yolda sarkıladı, Allah razı boladı. Şu belgen gününge razı boladı, Allah razı boladı. Koruda dünyası köp bagenden köp soruyordu Allah. Koruda dünyası az bagenden az soruyordu Allah. 200 ukuya altından hakkıya taşak bagenden ki Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu ya Resulullah Abdurrahman bir günah ışık koydu da dedi. Neme kıldı? Ailesi iş nasıl taşamazsan geldi. Abdurrahman dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çakarı. Ailesi gen bura nasıl taşak geldiniz mi? Ha dedi. Kança taşak geldiniz? Abdi genemden köre köpra Akka gelmeden köre yükseğine taşak geldim. Ha kança taşak geldiyiz? Allah ve Resulü vardaki gen rızk yakşili gibi acını vardaki taşak geldim. Ailem geçinirse kaldırmadım. Allah'a da razı gibi taşak geldim. Ve ailesem razı boyandım gen. Bu İslam koşunu tabuki kadar yürüdü. Bana şu cende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasına ilgisi çıkan Abdurrahman ibn Afke hiç kimge verilmeyen şerah verildi. Resulullah koşundan arkada kopma gelmedi. Müslümanlar ki namaz vakti ve kayın boyanda imam ki Abdurrahman ibn Avf'ın Müslümanı ütküzüştü. Abdurrahman ibn Avf imam boyu Müslümanlar ki namaz okuturken de hala birinci rekat tükenmesinden türüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi iktidakı Allah'a sallam. Bu şeref başka hiç kimge verilmedi. Faraz kılelik avvalin ahriyin boyan insanlarda en uluğu peygamberler olsa bu peygamberlerin en uluğu Muhammed aleyhisselam peygamberlerinin imamı gel bu kişi imam bolisi şerefi yege oldu. Şunu özü şerefde gelmesine kifaya kaladı.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga safar qilgandan keyin Abdurrahmon ibn Af o'zini xizmatini mu'minlarning onalariga doimiy shayx turdi. Ular biror narsaga muhtoj bo'lsa, bu narsani hozir qildi. Ular safarga chiqsa, birga chiqdi. Biror narsaga muhtoj bo'lsa, yetkizib turdi. Agar bir narsani xohlaydigan bo'lsa, muhayyo qilgan shu zot. Haj qilsa, ular bilan birga haj qilgan, mu'minlarning onalari xohlagan joyga tuyalarni cho'ktirgan, ularning tamomiy xizmati bo'lgan kishidir. Va mu'minlarning onalari barchalari Abdurrahmondan rozi edi. Va bu ham sharafni bir ko'rinishi edi. Rasulullohning ayollariga mu'minlarning onalarini xizmatini qilib duosini olgan. Bu qo'lida puli bor ekan, puli bilan xizmat qilyapti. Nariga kambag'al sahoba, kishi narsasi yo'q ekan, mehnati bilan xizmat qilyapti. Nimani bergan bo'lsa Alloh, shuni so'raydi. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu o'ziga qarashli bo'lgan yerni 40 ming dinorga sotadi. Va bularni hammasini Banu Zuhra qabilasining fuqaro bechoralariga tarqatib chiqadi. Mana shu moldan bir katta bir qismi Oysha onamizga kelganda bu pul qayerdan keldi so'radi. Abdurrahmon ibn Auf yubordi sizga dedi. Oysha onamiz aytdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan edi. Mendan keyin sizlarga faqat sobir kishilargina yaxshilik qiladi degan edi. Abdurrahmon sobir kishilardan deb aytdi. Rasulullohning duosi ijobat bo'ldi va Abdurrahmon ibn Auf'ning moli dunyosiga Alloh taolo barakat berdi. Kundan kunga o'sar edi. Karvonlari Shom va Madina o'rtasida tinimsiz qatnar edi. Musulmonlarga, umr insonga nima kerak, unmidi, kiyim-kechakmidi, yog'midi, guruchmidi, hamma narsani Abdurrahmonning karvoni tashib yetkazib turardi. Kunlarning birida Madina ko'chalari qattiq bir shovqin-suronga to'lib ketdi. Oshonamiz bu shovqinning sababi nima deb so'raganda, Abdurrahmonning Shomdan kelgan tijorat karvoni 700 ta tuya dedi. Shunda oshonamiz aytdiki, haqiqatan Rasulullohdan shunday bir so'z eshitganman. Abdurrahmon meni sahobalarim ichida jannatga emaklab kiradi degan edi. Bu xabarni tezlik bilan yetkazishdi Abdurrahmon ibn Auf'ga. Bu so'zni eshitishligi bilan yetib keldi-da, ona dedi, Rasululloh meni jannatga emaklab kiradi degan eshitganmisiz dedi. Ha, eshitganman dedi. Meni jannatga emaklab qolishimi sababi dunyo mukofotligi bo'lsa kerak. Guvoh bo'ling, 700 ta tuya ustidagi yuklar bilan Alloh yo'lida sadaqa musulmonlarga dedi. 700 ta tuya yuk taqi bilan. Hozirgi zamonimizda qanaqa o'lchashlikdir, o'zingizlarga havola qilamiz. Xolin 700 ta mashina deng, 700 ta bir boshqa deng, lekin bu ro'ha sadaqa qiladigan kishilar sahobalar bo'lgan. Ular tirikligida jannat sotib olgan, lekin qo'rqqan shunda. Ömer Aleyhisselam kirar iken o. Zor o. Peki bunge kanaatlanmayaptı. Ömer Aleyhisselam kalışın bir sebep, dünyanın sebep olsa kere. Rasulullah'ın bu barakatlı duası, Abdurrahman ibn Amin'in ömrü ahri geçe, bu bulan hamrah buldu. Sahabalar içindeki en boylardan idi. Lekin Abdurrahman ibn Amin bu pulunun hammasını Allah'ın yolda sarflaştıkça, kalbige cahlamasıdaki hareket kılardı. On koru bergenle çap bol gibi bildirmesiydi. Aşkı arayan, mahviyem sadaka kılardı. Kullarni bir shirqida qilgan ba'zi sadaqatlardan kullarni birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tgandan keyin 40 ming kumush tanga dinor sadaqa qildi. Uning orqasidan yana 40 ming oltindan bo'lgan dinor sadaqa qildi. Ana shu sadaqalar qatorida 100 uqiya oltin. Uning orqasidan Alloh yo'lidagi qo'shinni jihozlashlik uchun 500 ta otni egar jabdug'lar bilan tayyorlab berdi musulmonlarga. Uning orqasidan 1.5 ming ta tuyani sadaqa qildi. Va o'zini pulidan har bitta Badrda qatnashgan kishiga 400 dinor oltindan hadiya qildi. Ularning soni 100 ta edi. 40 ming dinor sof oltindan Badrda qatnashganlarga xayr sadaqa qildi. Va mana shu o'zida bo'lgan pullardan mu'minlarning onalariga ham juda katta miqdordagi sadaqotlarni qilar edi. Oysha roziyallohu anha ko'p aytar edi, sizlarga mendan keyin yaxshilik qiladigan faqat karim, sobir kishilar degan edi. Alloh taolo Abdurrahmonni salsabil suvlardan suv